Ramazan yaklaştı. İşlerinizde bir yoğunluk söz konusu. Neler söyleyeceksiniz? İşler şu anda bir yoğun. Bu koronavirüs olayından dolayı da bir artı bir yoğunluk olmaya başladı. Vatandaş bir tedirginlik var. Yani nasıl diyeyim ben sana, evimizde erzak kalmayacak gibi düşünceler. Ramazan geldi. Yani sokağa çıkma yasakları uzayacak gibilerine. O düşüncelerden vatandaş biraz rahatsız. Yani onlardan dolayı biraz yoğunluğumuz var. Var sonuçta şu anda. Gördüğümüz kadarıyla talebi de karşılayabiliyorsunuz. Böyle bir kapasite. Kendi çiftliğimiz var. Belirli başlı yıllardan beri çalıştığımız Afyon olsun, Balıkesir bölgelerinde olsun tedarikçilerimiz var. Oralardan temin edebiliyoruz. Ama şu anda biraz da sıkıntımız var. Şu anda şehirler arası sıkıntılar olduğu için giriş çıkışlarda biraz hayvandan yana sıkıntımız var. Buna rağmen, yani şehirler arası seyahatin sıkıntılı olmasına rağmen, siz yine de müşterilerinizi mağdur etmiyorsunuz. Mağdur etmiyoruz. Elimizden geldik, uğraşıyoruz. Fiyatlar nedir? Fiyatlar şu anda piyasa biraz, yani işte dediğim gibi giriş çıkışlar olmadığı için köyler kapalı, karantinada olan köyler var. Hayvan çıkışı olmadığı için ister istemez etkileme yapıyor. Ama mümkün olduğu kadar fiyatlarımızı ellememeye çalışıyoruz. Gület olarak ellememeye çalışıyoruz yani. Kıyma ne kadar? Kıyma şu anda 41 lira, kuşbaşı 47 lira. Sucuk 43 lira kilogram şu anda. Evet. Yükselme bekliyor muyuz? Efendim? Yükselme bekliyor muyuz? Anlayamadım. Yükselme. Fiyatlarda yükselme. Yani şu karantina süreleri uzarsa, köyler kapanırsa tabii ki muhakkak yükselmeden ziyade et sıkıntı yaşarız. Bir de müşterileriniz şimdi karantina sürecinden dolayı, yani dışarı pek çıkmıyor. Bir de bu hafta sonu yarından itibaren pazar gününe kadar yine 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda da Ramazan geliyor. Müşterilerinize etlerini nasıl muhafaza etmesini önerirsiniz? Zaten insanlar şu anda etini tüketmek için yüklü bir şekilde alıyor. Yani 1 kilo olan kişi 2 kilo 3 kilo almaya çalışıyor. Bunları derin dondurucuda. Bunları yani 3 kilo aldığı bir kıyımı örnek veriyorum. Yarımşar kilo yarımşar kullanabileceği gibi. Yani bir kere tatmasın. Özellikle köfte ve tavuk. Havaların ısınmasından dolayı çok çabuk bozulan bir ürün. Alt kata koyarsa bir günde köfte tavuk bozulur. Bunu dile getiriyorum. Yani. Dolayısıyla dondurucuda durması. Dondurucuda durması daha sağlıklı olur. Vatandaşa et alırken neye dikkat etmesini öneriyorsunuz? Biliyorsunuz yani özellikle bundan merdiven altı işletmeler var. Bir de bundan 2 ay önce Tarım Orman Bakanlığı tahşiş gıdalarla ilgili teşhirde bulundu. Sahtekarlık yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem Orman Bakanlığı ve siz bir tedarikçi olarak vatandaşla birebir irtibata geçen esnaf olarak neleri önerirsiniz, neyi tavsiye edersiniz? Bizim Bursa'da 4 tane şubemiz, 4 tane şubemizde aşağı yukarı 150 tane personelimiz çalışıyor. Müşterinin bizi tercih etme sebebi hijyenimize önem göstermemiş. Artı işimizin başına durmamız. Yani mahalle kasabı, çiğer kasabı, çarşı kasabı demiyorum. Yani bildikleri yerlerden alışveriş yaparlarsa daha sağlıklı olur. Piyasada 30 liraya kıyma satılıyor. Bu mümkün mü? Abi öyle bir şey yok ya. 30 liraya kıyma mı var ya? Bugün karkas eti kilosu 37 lira. Karkas kemikli 37 lira. 37 lira. Şurada var mesela 34 liraya satıyor. Ve bir de yani isim vermeyelim. Devletin ismini kullanıyor bir de. Ki biliyorsunuz devletin ismi kalmadı. Öyle bir şey yok. Maalesef. Maalesef. Burada çok dikkatli olunması lazım. Dikkatli olması lazım. Yani ben şunu ifade edeyim. At eti, eşek eti yiyebilirler. Yok. Yani dikkat etmezlerse. Diyemez. Evet, evet. Te, tercih et. Ucuz etin yağınızı yavan olur. Tezgah. Mesaj yok, devam et abi. Bir paket yeterli mi? Bu kasap köfte. Mesela benim bu ucuzu kaydı. Onun paket olması lazım, bir milyon kadar. Şimdi baksana. Ama işte bu tarafta, bu tarafta. Yok. Biraz buyurun lan. Afiyet olsun. Gönderiyorum. Peki abi. Kameralara.